Gel bakalım Melike. Ne kadar ışıltılı değil mi Sanem'cim? Evet. Felaket elektrik faturası. Dukan birası mı? Dukanlar, Dukanlar. Ne çektiğimi bir ben, bir Allah biliyor. Sen de nasılsın? Yapartmadım. Süryani büyüyle falan bir şey koruyorlar mı? Tamam, büyü Merhabalar. Merhabalar. Vlog bilmem kaç hoş geldiniz. Şimdi Sanem'le Sanem'e gözlük almaya Kapitol'e geldik ama son 10 dakika Kapitol kapanıyor. O yüzden koşaraktan. Ne kadar ışıltılı değil mi Sanem'cim? Evet. Felaket elektrik faturası. Buraya var ya. Kapitol'ün Anadolu yakasının ilk AVM'si olduğunu biliyor muydun peki? Hayır, telefonum düştü. Sanem, buraya sığmayacağız sanki. Kimse bana kötü olduğunu söyleyemez. Olay oldu. Şeyma taksa bayılırsınız. Sen gitti kendine. Şuraya benim. Düz siyahını aldım. Daha basic bir şey bulamadı herhalde. Onu en basic koymuş. Bana almış. Sanem gözlüğü alamadı. Bazı sebeplerden ötürü. Açıklamayacağım. Biraz merak. Şöyle küçük bir tartışmamız var şu an. Bol yemek aşağılık mıdır değil midir? Ben aşağılık olduğunu düşünüyorum. Sanem aşağılık olmadığını düşünüyor. Bugün bol yedim. Mexican chicken. Her şey her yerdeydi. Bir yerde avokado, bir yerde ezilmiş fasulye, bir yerde tavuk, bir yerde basmati pirinç. Yani olayı o ama. İşte çok aşağılık. Hiç aşağılık. Çok aşağılık oldu. Çok kaliteli belki ürünler bir arada. Daha sade bir bowl olsaydı bu kadar aşağılık bulmazdım. Çocuk şeyi gibiydi, bulamaç. Ben bulamaç yemekten, bir yemeğim diğer yemeğime deyince bile bana böyle sinir basıyor. O yüzden hiç benlik bir şey değilmiş. İki güneş görünce benim kombin hemen buralara geldiği için büyük ihtimal yarın yanımda hasta olacağım. Günaydın. Günaydın. İyi hissediyorum kendimi. Evde temizlik var. Dışarı çıkıp yürüyüş yapacağım. Her gün 10 bin adım atmaya çalışıyorum. Evden cadde olsan sahilde yürüyorum. Birkaç şey yazmış. Cildin çok güzel. Ne yapıyorsun falan. Ben cilt bakımıyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Yavaştan şeye de inanmaya başladım. Tamamen bir safsat olduğunu. Less is more. Ve yani cildim o kadar değil, değil gördüğünüz gibi. Ama kötü bir cildim de yok. Hakkında verelim. Sahile yürüdüm ve yağmur yağmaya başladı. Sahile adım attığım anda, o yüzden şöyle şeyin altına oturdum. Burada bir de köpüşler var şöyle. Çok tatlılar. Onlara bakarak kahvaltı yapacağım şimdi. Siz olun. Böyle bir tabak yapıp ondan sonra bunu çantanıza atmayın abi. Bu da %0. %0 şeker, kalori. Dediği için aldım. Deneyeceğim. İlk kez geçen Cool Lime'ını aldım. Güzeldi. %0 kalorili bir şey için. Bu da kefir niyetine. Görüntüsü asla estetik olmasa da tadı gayet uygun. Normal kahvaltı. Muti'nin dostlar Fikirtepe'den buraya gelmiş. Bir deniz havası alalım dediler herhalde. Su için. Evet, sahilden döndüm eve. Çok yoruldum. Hemen bir hazırlandım falan. Biraz dinlendim. Hazırlandım, çıktım. Nereye gidiyorum? Galaya. Ama ben halkın influencer falan yazıyorlar ya. Ben hala influencer değilim. Ama metrobüste gidiyorum. Metrobüse bineceğim şimdi. Minibüsle geldim Çöpçeşme'ye. Ne var? Galaya gidiyorum. Halkın influencer'ı. Bak göster, saçını kestirmiş. Kendi kesmiş, ne kestirmesi. Baba bir ara makas, bir normal makas, bir de tıraş olabilirsin. Anlat bakalım Diyanar'ın sendeki yerini, Kanyon Diyanar'ın. Ha, Kanyon Diyanar benim için çok özel. Şu an kendimi yuvamda gibi hissediyorum. Diablo 3 ilk çıktığında hiçbir yerde kalmamıştı. Burada vardı ve ayırtıp koşa koşa buraya gelmiştim. 10 yıl önce. Bayağı eski, çok. Vay be aşkım. Toprak kokuyor ya. Dur, pürüş bir şey var. Pürüş bir şey var deyip koşarak gittiğin. Bu ne oğlum?
Ne buldun aşkım? Kocaman ve pembe bir şey mi? İlgini çekmesi için yetiyor mu bu kıstaslar? Ne? Zıpla bakayım. Boyun yetmiyor değil mi oraya? Aşkım alır mısın? Aşkım 10 santim var. Hayır. Nasılmış? Sakın atma onu. Yere koy. Şuraya koy. Oha bu ne? Kendini kaybettin. Ne kadarmış? Fiyatı ne kadardı? Bunu sıksana. Böyle sıkman lazım. Yeter tamam. Tamam yapma yeter. Çok iyiymiş. Benim. Elke kendini kaybetti. Küçüklerini bulunca kendini kaybetti. Aşkım sakin ol. O en iyisi mi? Hadi bakayım. Aynı be sanki. Ne? Tipe bak. Tamam bebeğim hepsi aynı tamam. O ne ya elinde oynadığın? Slime. Aşk. Slime. Aşk nasıldı film bakalım? Ne izledin? Neyin galasındaydın? Oregon'un galasına geldik. Niye gidiyorsun? Yani komik geldi. Güzeldi, keyifliydi. Ben beğendim. Hepinize yepyeni bir günden selam arkadaşlar. Bugün Melike ile beraber keyifli bir aktivite yapacağız. Dedik ki neden bugünün vlogu olmasın? Dedik. Bunu biraz önce konuştuk. Yapacağımız hareket de şurada görmüş olduğunuz giyinme alanının kapısını boyamak. Ne renge boyayacağız? Kim bilir? Şöyle hemen gelin. Ben bunları alalım bu malzemeleri. Çok uzun zaman oldu. Zamanı geldi ama şu an evet. Bu hareketi yapıyoruz. 3 tane rengimiz var. Mint yeşilimiz var. Lilamız var. Bir de bebek pembe. Bebek pembesi. Şöyle ben aslında şeyi de boyamak istiyorum. Şu masamı. Hı hı. 2 tane rengi duvara, bir renge de direkt şeyi yukarıya boyarım. Masayı boyarım diyordum. Ha bu masayı mı? Evet. Mesela. Mint yeşil. Mint yeşili bir masa. Mint yeşili masa bir şey değil mi? Fena olur ha belki. Şeyde yeşil ya. Perdelerimde de var ya o yeşil. Ama zaten bu arada şöyle bir detay. Melike perdesini aslında dolaba geçirmek istiyor. Biz de perdeyi dolaba geçireceğiz aslında. Nasıl yapacağız? Düz boyamayacağız. Onu öncelikle bir söyleyeyim. Çıtaları farklı renk yaparız diye düşündüm. Çıtalardan kastımız burası. Burayı da yine düz değil. Şöyle boyarız. Hmm. Dalgalı. Anladım. Bunun öncesini çizmek gerekiyor o zaman. Tabii bir. Önce çizimimizi yapacağız. Bantlarımızı çekeceğiz. Bantımız var değil mi? Var. Tamam. Dışarı taşırmamamız gerekiyor çünkü. Aşkım o ses neydi? Hey! Hayır! Şşş sakın. Sakın. Tamam, disko toplarımı daha önce de göstermiştim. Bir daha gösterdim değil mi? Burada Melike'nin disko topları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet. Bunun böyle şeyi var. Tamam. Çalışmıyor mu? Pil var içinde. Var mı? Bak. Niye çalışmıyor canım? Olur pili değişecek. Hmm. Pilinin değişmesi gerek. Tek sorunu pilinin değişmesi gerek. Yeni bir pil bunu çalıştırır. Şey mi gerek aşkım? Pil. Pil. Şimdi açoyu ne yapmaz? Oynamaz. Tabii. Yemek yiyeceğiz. Yemek yiyeceğiz evet. Yemek hazırlayacağız. Ne istersin bebeğim? Ben makarna yemek istiyorum. Çünkü karbonhidrat. Sana güzel salçalı bir makarna yapayım mı? Aç. Salçalı. Ton balığı var mı? Var. Elime sağlık o zaman. Afiyet olsun. Tamam. Burada da senin eline sağlık. Abi ustayı iyi besleyeceksin bak. Usta dediğin... Beslenir. Beslenir. Ustanın olayı lahmacun ayrandır aslında ama... Bunu biraz şöyle itelim. Ben sıkıştım çünkü. Hadi sıkıştım. Hadi bakalım. Nereye? Aklım çıktı. O kadar korktum ki Yağız ya. Burada bizimle ADHD reis. Asla yapamıyor. Nerede olursa olsun.
Vardı, çok kötü bir şey. Bunlar bir türlü yaşamıyordu benim yaşadığımı. Ay canım benim. Dikkati dağılıyor, yapacak bir şey yok. Neydi bunun adı İrem? Dukan biraz. Dukan biraz, nasıl yaptın anlatabilir misin bize? Anlatıyorum. Önce yeşil çayı normal demledik. Tamam. Sonra soğuması için bırakıyoruz. Ben biraz hızlı soğusun diye buzdolabına koydum. Sonra şöyle hepsini bir yere koyduktan sonra üzerine sade soda döküyoruz. Ve bunu soğuk tüketiyoruz. 15 gün boyunca her gün aç karna, sabahları olursa daha iyi olur. Sonra bir hafta ara veriyoruz. Sonra 15 gün daha vücuttaki bütün ödemi falan her şeyi atıyor. Mükemmel. O ödemler atılacak. O ödemler atılacak. Tadı da bira gibi bu arada. Yani yeşil çaylı bira gibi. Oh. Bu ne? İç bakalım. Kıyak. Dukan birası. Dukan birası mı? İşte Dukanlılar. Dukanlılar. Boşluk. Evet. Düşürdüğümüz sandalyelerden, bıraktığımız masalardan sonra tekrardan tezgahımızın başındayız. Modumu tamamen ustalığa ve boyacılığa çektim. Nasıl başlıyoruz hocam? Şöyle. Mesela bir tanesi böyle. Müthiş. Şahane bir çizgi. Okey. Bir de şuradan şöyle çapraslama koyduk mu? Koy bakalım. Nice. Tamam. Ve şahane oldu. Yani. Tamam. Renk seçimini yapalım. Şimdi şöyle yapabiliriz. Buraya da böyle yapabiliriz. Olur. Olur mu? Olur. Çıtaları da pembe yapalım o zaman. Ustam. Ustam. Bulaşmasın diye çıtalarımızı. Bulaşmasın diye çıtalarımızı matlıyoruz önce bir. Tamam. Önce büyük yerlerini şey yapacağız. Sonra kuruyunca onlara bant yapıştırıp çıtaları yapacağız değil mi? Aynen. Müthiş. Şöyle tam bitmiş her yerine çizdiğim halini de göstereyim. Görünmüyor çok ama. Hiç görünmüyor hatta. Gel bakalım. Gel bakalım Melike. Gel bakalım Melike. Buraya gel bakalım Melike. Ben gidiyorum Melike. Aşkım, aa gel. Aşkım neredesin? Aşk, ne oluyor? Ne var abi? Ne var ya? Ne var ya? Önce iş güvenliği desem. Joy öyle değil, öyle değil. Gel benle gel. Sen benim üçüncü elimsin şu an. Yoruldum. Yorulma, yorulma. Oğlum hadi boyamayalım, vazgeçtim. Hayır vazgeçmeyeceksin. Hayır, daha tamam, bir sürü iş yapacağız. Tamam, bu kadar yeter ya. Neden oldu? Anlasam. Ver bakayım bir de ben de. Acaba öyle mi? Uy! Uy! Yok abi öyle yapacağız. Ha, tamam tamam yeter. Nereden başlıyoruz acı? Boyamızı hazırladık bakın. Rulomuz nerede? Boyamız burada. Bu neydi? Bebek mavisi. Öyle değil mi? Oha. Tamam bunu sen yap. Bunu da ben kenarlarını yapacağım. Hazır mısın? Görmeniz lazım. Hayır. Hayır. Aşkım yardırıyorsun amık. Koşuyorum, koşuyorum. Hadi, hadi.
Usta vlog falan çekiyoruz ayağına, sen boya badanayı bedavaya getiriyor musun? Alakam yok. İkinci rengimize geçin. Şimdi tabii. Bıraktın beni gittin içerilere, kim bilir ne yaptın. Şurada yatıyordum aşkım. İnce işçiliktir. Bambaşka ya. Çok tatlı oluyor bu arada harbiden. Şefim yapıyorsun bu işi. Ya şefim yaptık be. Hem mutfakta sana, hem sana boyada şey her şeyde varsın. Ya havada karada, denizde her yerde varız bak. Çıkarıyor musun? Hadi. Bir kurusaydı istersen önce. Kurusun mu? Bence bir tık kurusun. Çok güzel aşkım orası olmuş. Boyanmış. Evet. Bunları tinerli bezle her yeri temizleyeceğiz kurumuş boyaları. Nesi? Çok iyi. Gerçekten çok tatlı olmuş. Ellerine sağlık. Şimdi şöyle bir muhabbetimiz var. Ona bahsedelim. Bunların aralarından bir iki siyah markerla geçme fikri verdi. Artık kendisi yapar. Bir de bu tahtalar pembeye boyanacak şuna. Bütün hepsi kuruduktan sonra şu kısımlara bant geçip orayı boyayacağız. Ama şimdilik işimiz bitti. Çok iyi oldu bu arada ya. Çıtaları da pembe geldiği zaman müthiş olacak, müthiş. Baba kendimiz çizdik, kendimiz yaptık, eyvallah. Hadi bay bay. Nereye ya bu hazırlık? Makro Center'a. Bugün misafiriniz var. Evet, çok sevdiğimiz iki tane arkadaşımız ne geliyor. Ne diyorsun? Kim ziyarete. Kim onlar kim? Pınar ile Muti. Şaka yapıyorsun ya. Tabii, biraz ikisinden bahsetmek istiyorum. Pınar ve Muti'den mi? Evet. Muti'yi zaten bilen bilir. Ama Muti ile benim ilişkimden bahsetmek istiyorum ben. Bahset bakalım. Muti benim liseden arkadaşım. Ama aynı şeyde değildik Muti'yle. Muti'yle ortamlardan tanışıyorduk şey. Muti her yerdedir. Hala her yerde. Herkes Muti'yi tanır ya. O zaman da öyleydi. Semtten diyelim. Koşu yolu. Mahalleden. Tabii mahalleden. Üsküdar. Eyvallah. Üsküdar'dan dolaylı Barbaros'tan doğrusuna. Hadi. Falanlı. Öylesi. Lisede falan sık görüşürdük. Muti'yle çok sık görüşmezdik ama Muti'nin arkadaşlarıyla çok sık görüşürdük aslında. Muti hayatıma nereden dair onu gerçekten hatırlamıyorum. Bilmiyorum da yani. O bir yerden ben sen bir yerden çıkmıştır. Evet, o bulmuştur. Seni o bulmuştur. Gerçekten öyle. Öyle. Pınar da bizim çok sevgili menajerimiz. Canımız, ciğerimiz. Peki sana bir soru. Hı. Bu yapıyı beğenecekler mi? Bunu beğenmeyen gitsin. Acilen katarakt ameliyatı olsun. 5 üzerinden soracağım ikisine de. 5 üzerinden kaç veriyorlar? 5 mi? 5. Yani buna başka bir şey veremezsin. Çok tatlı oldu oğlum. Şeker yani. Şey gibi. Fall Guys gibi oldu. Ne diyorsun ya? Bir tane Fall Guys'ın düşüşü yap. Yapamadım. Nasıl? Fall Guys kapısı mıydı? Evet. O kapı bölümü. Bu değil de benim kartım kayıp ya. Ne çektiğimi göremiyorum bile. Ne çektiğimi bir ben bir Allah biliyor. Sen güvenmezsin. Yapmadı. Nasıl? Çok iyi oldu sanki. Ne diyorsun? İnanılmaz. Bence misafirlerimiz buna bayılacak. Biraz etlerini yedik. Müthiş bir sofra. Aşkım. Garip bir tercih. Beyze oturtmak için. Bunlar... Abi neyse tamam. Ne var bu soframızda efendim? Şimdi sevgili Melike, burada peynir çeşitlerimiz var. Ne bu peynirler? Bu saçaklı peynir, bu Guda, beyaz peynir. Bu da efendim mihraç peyniri miydi? Neydi bu? Mizrak mıydı bilmiyorum. Bandırmaya özel bir şey ama. Eski kaşar diyebiliriz. Burada ananas ve tahıllı krakerlerimiz var. Burada muz, yeşil elma ve dut var. Burada Antep fıstıklı bitter çikolata var. %54 kakao diyorum. Başka bir şey demiyorum. Masamızın tek eksiği gerçekten şirap. Dostlarımız. Yanıldınız. Yanıldınız Melike Hanım. Olmaya çalışıyorum aralarını. Hala başaramadım. Yani. Arkadaşlar yardımcı olun. Nasıl bir menajerim olmak istemiyorum? Olmasını istemezdim herhalde. Benim yaptığım şeyleri bozmaya çalışan bir menajerim olmasını ben istemezdim. Zaten yok, menajerim abi. Değilim zaten. Hayır ya böyle bir şey istemezdim. Onların sen işte menajerimse ben onlara karşı bir empati hani düşünerek bir yorum yaptım anladın mı? Misafirperverliğimizi biraz konuşabilir miyiz? Yani ben normalde iştahlı bir adam değilim. Hiçbir zaman da olmadım ama. Geldiğinden beri yiyor. Yok ya lokmalar ben sayılmış. Senin de lokmasını çileklerimizi bitirdi. Bak, buradaki şeyleri bitirdi. Yalan olmasın bak. Yalan bitirdi. Olmasın. Bak şu son çilek eğer bunu yemezsen mesela daha çilek yemedim mesela. Ye onu. Bugün benim çilek defteri kapandı. Daha çilek yemedim. Hiç çilek yemedim mesela.
Yani kendinizi gördüğü üzere Pınar yedi çilekleri. Ben delikanlı gibi şundan kıyıntılıyorum kanka. Niye bilmiyorum. Kırıp kırıp köşeden köşeden. Onun ama çok başka bir albenisi ya var. Şey müthiş bir zeytinyağı var. Alakasız böyle Tayyip Pekmez falan. Hani sürerim. Ben kraker reklamındaymışım gibi çıkmak istiyorum. Tamam çekiyorum. Çok iyi. Çok iyi gidiyor şu an. Şatı verdim. Evet ama gidiyordu. Şatı verdim. Ben beni şey gibi alır mısın şu an? Hani sanki bu epileptik aletinin böyle pazarlamasıymış gibi. Sikim ne kadar çok kalori yaktım bir anda. Arkadaşlar, Melike'nin salonunun şu saksının içinde böyle bir şey buldum. Bakın. Açsam ne olur? Ben bilmiyorum, benim değil o. Bir gelsene şunun enerjisine bir bakar mısın? O ne? Bunu açsam ne olur? Bu ne ki? Bilmiyorum. Bir şey değil. Bunu açsam ne olur? Sadece bunu böyle değerlendir. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ne bileyim, bunu mesela sürgüne büyüyle falan bir şey koruyorlar mı? Tamam. Büyü diye bir şey olur mu? Nasıl yani? Ben bunu açıyorum. Şeyimde ne var? Kesemde ne var? Para var lan bunun içinde. Vallahi para yani. Ne kadar? Şöyle 500 euro bulsak peki içinde. Euro değil. Burada eski mesela 100 bin falan var sanırım. Hani 100 binler vardı ya. Hmm. Küçük şey, bozukluk bildim. Var. Ya şu an çıkartmak istemiyorum. Nedense büyüymüş gibi hissettiğim için beni gece bulmasınlar, uğraşamamdan dolayı açmıyorum. Günaydın aşkım. Bu başarısıyla yaşamak çok zor ya. Ay. Şeykini çekseydik ne yaptığını. Canım anlatayım, zaten burada hazırlamadım. Hı. Yulaf, protein tozu, biraz tarçın, cici bebe, bir de fıstık ezmesi vardı onda. Süt koymayacak mısın? Sütsüz olmaz ki. Sütsüz olmaz. Ben nereye gidiyorum? Nereye? Herhalde balkondan. Yok. Panik oldum biz sen kamerayı görünce. Panik oldum. Kamera beni heyecanlandırdı abi. Şuradan abi bakın dikkat edin, bu önemli. Normal süt kullanıyordum ama badem sütü. Kesinlikle badem sütü kullanılmalı. Recovery sürecimiz artık bitti mi aşkım sence? Bitti. Akşam 6'da kendimize geldik. Anca yataktan çıkabildik ha? Vallahi öyle oldu. Bitirdik burayı, dün kurudu da çok da güzel oldu. Bizim çok hoşumuza gitti. Yataklar falan bakınca çok tatlı duruyor. Şimdi ne yapacağız? Bantları çıkaracağız. Buraları bantlayacağız. Buraları pembe boyayacağız. Hadi bakalım. Aşkım. Evet, niye oldu? Ay. Aşkım çekmiyormuşum. Şimdi... Ne demek ya? Neyse burayı çıkardık. Bunu çıkarken de baya eğlenmiştik ama çekmiyormuşum ben. Ben malmışım aşkım. Aşkım nereye? Ne oldu? Nereden geldin? Nasıldı? Yorucuydu bu. Bunu sevmedim. Beğenmedin mi? Çok en güzeli buydu. Oha bir şey diyeceğim. Çok iyi durdu bu arada. Oha bayağı iyi durdu bu arada. Hayırlı olsun. Bandı çıkardık. Şimdi bir daha bantlıyoruz. Bir daha bantlıyoruz. Çünkü işimiz gücümüz var. Evet. Şimdi bu çıtaları boyayacağız. Ustam pembeleri atıyorsunuz. Tabii. Pembe zaten sizin elinizden dökülen bir parça gibi. Hiç şakanız yok bu arada. Fırçanızın ucunda boyanız var çünkü. Peki. Bu artık çok özel bir geçit oldu. Artık dolabının bir ismi var mı? Prenses dolabı. Prenses dolabı mı? Evet. Yazalım mı şu üstte bir şey? Hayır. Tabii ki de yazmıyorum. Markerla, yani şununla şöyle siyah çizgiler yaptım. Dinle. Burayı pembe evet. Yapıyoruz bu masayı. Şu çekmecesine mor yaparız. Bunun da siyah kalır. Hı-hı.
Raflarını yeşil yaparız. Aşkım, boyadık diye her şeyi boyamayalım. Sünger Bob evi gibi olmasın odan. Olacak. Hayır, Sünger Bob evi olmayacak. Çok tatlı oldu. Nasıl gidiyorsun? Benden iyi yaptın aşkım. Oha, bayağı kolay yaptık bu arada. Evet, hakikaten hani kolaydı. Yapmak istediğin zaman böyle bir şey sadece boya, fırça ve marker yetiyormuş. Sadece kendine güven diyebiliriz. Aynen öyle. Bir şey yapmak istiyorsan yap dostum, kafana koy. Andrew Tate. Aynen. Evet dostlar, video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Sakın.